Bir sahnede şöyle bir şey izlemiştim. Adam intihar etmek istiyor. İlginç gelmişti bana. O esnada kar yağıyor. Silecekler çalışıyor böyle. Virajlar, yol böyle. Tuttu eliyle sileceği durdurdu. Yo, kar şeyi kapatmaya başladı. Camı derken kapattı kapattı. Ve artık önünü göremez bir hale geldi. Böyle öylesine çeviriyor ve birdenbire araç gitti. İnanın şu kısa vadeli, kısa döngülü, kısa süreli ne derseniz sahnedeki olayın çoğu insanın hayatındaki karşılığı birazcık sündürülmüş halinden farklı değil. Belki bizim hayatımızda da öyle. Yani bazen ifadelerim sanki ben çok uyanık, bilinçli, farkında, birileri öyle değil. O gayri ihtiyari, doğru değil ama hepimiz aynı süreçteyiz ve hangimizin nedenli farkındalık hususunda çaba gösterip gerçeğe uyandığımızı Allah biliyor, bunu biz bilemeyiz. Ama şunu biliyoruz ki Cenab-ı Hak وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا uğrumuzda çaba gösterenlere senurihim göstereceğiz. Dolayısıyla çaba daha fazla uyanmaya, farkındalığa dönüşecektir Allah'ın sünnetinde. Tersi görmek istemiyorum diyen kimselere demin söyledik Cenab-ı Hak zorla gösterip sorumluluklarını yüklemek. Ama buna rağmen kapanmak istiyorlarsa bir yerden sonra Cenab-ı Hak kapatıyor. Bu da Allah'ın sünneti. Yani farkındalık her zaman da kalıcı olan bir nimet değil. Adam çekti şeyi, durdurdu silecekleri, camın üstünde karlar birikti birikti. Ben böyle hop oturup hop kalkıyorum şu anda, yani korkunç bir şey. Birdenbire araç uçacak. Önünüzü bilememek, önünüzün belirsizliği muazzam bir ürkütücü bir şey. Şu Bursa'nın çıkışında sert bir rampa var. Tepeye çıkıyor, hatta tepede bir tane şey var. Onun gelişindeyim, gelişindeyim. Rampayı çıkan araç her ne olmuşsa araçtan öyle beyaz bir şey çıkmış ki. Öyle beyaz bir şey, bulut yani. Ben o bulutun içerisine birden girdim. Hızım var yani, orada bayağı bir araba hızı seviyor. Hızım var. Şimdi ama sadece bembeyaz bir tütsü görüyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Elimde sadece direksiyon tutuyorum. Ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çok hızlı düşünüyorum. Diyorum ki önümdeki araç ani fren yaptıysa şu anda ona çarpacağım. Umuyorum keşke yapmamıştır. Ben ayağımı o hızlı düşüncede ayağımı çabuk frene attım. Dedim ki önümde araç yoksa veya yapmamışsa fren, o çıktıysa buluttan illaki biraz sonra çıkıyordur. Ben fren yaparak arkamdakinin üstüme çıkmasını sağlayacağım artık. Tank mı, tır, nasıl büyük bir araç. Öyle bir gel git, böyle robotik bir gel git esnasında hayat, hani derler ya bir şerit gibi. Şerit gibi değil, dozer gibi geçti üstünden. Sonra birdenbire çıktım. Çıktığımda önümde hiç kimse yoktu. Ne olduğunu da anlamadım. Ama pedalın üzerindeki ayağım öyle bir hızlı böyle titriyordu ki onu zapt edemiyordum. Belirsizlik ve farkındalığın yoksunluğunun aslında kısa vadede nasıl korkunç olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çoğumuz hayatı farkındalıktan uzak nereye varırsa diye yaşıyoruz. Bir anlamı varsa, sahibe karşı belli bir sorumlulukla yaşanması gereken bir süreç, var eden kudreti tanıyarak, hakikaten ikna olarak, bazılarının sandığı gibi kendini aldatarak, ya din işte inanç meselesidir, öyle var kabul edersin ve ona güvenirsin mi? Batıl dinlerde bu böyle. Ama ben çocukken veya küçükken turizmde çalıştım. Onlarla hep konuşurken böyle iddia ediyordum. Bizim dinimiz görürsün, görürcesine fark edersin, öyle tanıklığını ifade edersin. Yoksa hani konunun esasına dair çok bir şey bilmemene rağmen evet, evet ben de kabul ediyorum, bu inanç meselesidir. Öylece bir ön kabul olarak içine alırsın. Çoğu batıl dinlerde bu durum böyledir, tamamında böyle. İslam'da ise bu durum böyle değildir. Hatta İslam bir insanın
farkında olmadan bir inancı benimsemesini kendi insanlığına aykırı bulur. Allah Azze ve Celle وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ der. Yani sence bir ilim, ki ilim farkındalığın ilim halidir, yani kesinleşmiş halidir. Kesin bilgiye ilim diyoruz. Eğer sence bir ilim sahibi değilsen, kimsenin ardına düşme diyen Allah'ın kendisidir. Ben bunu bir böyle İngilizce yaptığım sohbetler serisi vardı. Birkaç böyle kere tekrarla vurguyla şey yaptım. Sonra biri bana yazdı, dedi ki ilk anda inanmadım. Yani kitabınızda böyle bir ifade olacağına, bir dinde böyle bir ifade olacağına gittim baktım, gerçekten varmış. İlginç geldi bana. Yaradan diyor ki ilim sahibi olmadığın, yani sende bilgisi olmayan, yararlı, doğru, yerinde olduğuna ikna olmadığın bir sürecin ardına düşme. Kimseyi böyle izleyemezsin. Neden? Ayet şöyle devam ediyor. Çünkü innes sema, çünkü işitmek, vel basara ve görmek, vel fuada ve gönül, kullu ulaike kana anhu mes'ula. Bunların hepsinden ötürü çünkü sorumlusun. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki sen öyle körü körüne birinin peşine takılacaksan, ben sende bu seçicilikleri niçin yarattım? Yolun doğrusunu, yanlışını, iyisini, güzelini, çirkinini ayırt edecek bu seçiciliği büyük bir nimet olarak, bunların hepsi farkındalığımızı besleyen yaratılışımızdaki büyük cevherler. Bazen şöyle benzetiyorum, her insan aslında lokomotif gibi, aramızda hiç vagon yok. Ama bazı kimseler kendilerini vagon sayıp başka lokomotiflerin arkasına takılmak istiyorlar. Takıl bana diyorlar, onlar da diğerleri hayatını yaşamayı vaat ediyorlar. Hayır, hiçbirimiz, hiç kimsenin, hatta atalarımızın bile, çünkü müşrikler atalarının peşine düştüler. Cenab-ı Hak onlara biz atalarımızın ardına düşüyoruz dediği zaman, dedikleri zaman dedi ki neden akletmiyorlar? اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Ataları akletmemiş, ataları doğru, yolun doğrusunu yanlışını ayırt etmemişse bunlar da körü körüne onların peşine mi gidecekler? Farkındalığı öldürerek, farkındalığı yok ederek, farkında olmadan körlükle yol almaktan söz ediyoruz. Hayatı birilerinin peşine takılarak, bazı kimseler ortamına gebedir. Benim arkadaşlarım böyle, ben de böyle yaşıyorum diyor. Belki yanlış olabilir ama ben arkadaşlarımı çok seviyorum, böyle takılıyoruz. Ama bak, arkadaşların seni yanlış işler yapıyorlar, iyi arkadaşlar değil bunlar. Ya haklısın ama biz çocukluktan beri beraberiz veya üniversiteden beri. Bu insanın kendisini arkadaşlarına veya ortamına mahkum etmesi demek. Kendisini mahkum ediyor. Farkındalığı ona bu süreç yanlış, bu arkadaşlar iyi değil diyor. Ama anca beraber, kanca beraber. Şeytan modelinde ayrılmak suç sayılıyor. Allah Azze ve Celle de diyor ki ben sende bu duyuları yarattım, var ettim. Arkadaşlarının yolunun yanlış olduğunu fark etmeni sağladım. Veya anne babanın yolunun yanlış olduğunu fark etmeni sağladım. Sen onların ardına yanlış olduğunu bile bile tabi oldun, devam ettin, suç işledin. Bu suç ve Allah katında farkındalığa rağmen çevrenin bize vaat ettiği çıkarlar uğruna yanlışta kalmak en büyük suç. Bu çıkar uğruna fark ettiğimiz hakikatten ödün vermek anlamına geliyor. Bazen bu sevdiğimizle bizi karşı karşıya getirir. Bazen bu çocuğumuzla bizi karşı karşıya getirir. Bazen ailemizle karşı karşıya getirir. Efendim diyor, ben bir uzun süre hanımefendi arayan bir arkadaş vardı. Sonra bir hanımefendi buldu, evlenmek istiyor. Ama tanıştığı hanımefendi onun dindar kişiliğinden haz etmeyen bir tip, görüntüsü öyle. Bu da saklamış kendisini.
Dedim niye öyle yaptın? E hocam dedi yani ancak bulduk şimdi. Bir de ilk anda öyle söylersem kaçırırım diye. Ben de onun gibi takıldım diyor. Dedim Allah senin karşına bir sınav çıkarmış. Sevdiğin, beğendiğin kişi mi yoksa bana bağlılık, bana duyduğun sorumluluk mu diye seni sınavla karşı karşıya getiriyor. Bugün Batı'da iman eden, yani Hristiyanken Müslüman olan ve kendi aileleriyle, toplumlarıyla çocukluktan beri alışkın oldukları yaşam tarzıyla yollarını ayıran insanların karşı karşıya geldiği zorluğu düşünün. Hakkın, fark ettiğimiz doğrunun kıymeti mi yoksa çevreye boyun eğmemiz mi? Belki hayatı modellesek uygun düşecek en güzel tanım budur. Çevresine boyun eğenler mi? Yok, çevresi derken içinde ticaret var, arkadaş ortamı var, yani çevredeki her şeyi içine alıyor. Aile var, milliyet var, aidiyet var, kültür var, hepsi var. Yoksa fark ettiğiniz bir hakikat, bazen bir tane tekil bir hakikat oluyor. Arkadaş biz çok iyiyiz, çok iyiyiz ama bu tarafımız iyi değil bak ben onu söyleyeyim. Biz iyi bir milletiz, iyi bir, ne bileyim, iyi bir mahalleyiz, iyi bir şeyiz ama bu yanımız iyi değil diyen kimse dürüstlüğünü sergiliyor. Ama bizden olsun kötü de bizimse iyidir diyen bir düşünceyle haktan yana değil çevreden yana taraf oluyoruz. Ve çevre bizde bağımlılık yapıyor. Ortama gebe olduğumuzu düşünüyoruz. Allah Azze ve Celle hiçbir insanı bulunduğu ortamın koşullarına mahkum olacak şekilde yaratmamıştır ve kesinlikle ona ortamda bulunan yanlışları fark ettirir. Ta ki fark ettiği gerçeğin ardına düşüp desin ki bunlar yanlış, benim annemde babamda da olsa yanlış, ailemde de olsa yanlış, ben gerçeğin peşindeyim diyebilmek insanın yolculuğunun en şey tarafı. Bu Truman aklıma geliyor. Hani bulunduğu sahnede, ortamda her şey sahne, sahteydi ama deşifre etti insanlığıyla. Sürecin komple yalan olduğunu deşifre etti. Bizler de benzer bir süreçteyiz.